Sevgili seyircilerim, konuğum Mehdi Atacan. Eski bir futbolcu, yaşı 50'den fazla olanlar çok iyi hatırlarlar. Petrol Ofis, Ankara Gücü, Beşiktaş, milli takım. Ve gerçekten zekayı futbolun üstüne katmış ender futbolculardan biridir Mehdi Atacan. Onun hem espri kabiliyetine, hem yeteneğine, hem de değerlendirmelerine çok önem veririm. Kendisiyle Halk TV'de 6 kez program yapmıştık ama o kadar dayanabildik. Sonra bizi şutladılar. Nedeni belli değil. Ondan sonra da bir yerde iş bulamadım. Bulsaydım partneri mutlaka Mehdi Atacan olacaktı. Ben de kızdım. İzlediğiniz bu televizyonu kurdum. Orada sizlere ulaşacağız. Mehdi hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Seninle olmak büyük bir keyif. Sağ ol Mehdi'ciğim. Şu Türk futbolunun şu anki durumunu bana bir günceller misin? Ne görüyorsun? Şimdi şöyle anlatayım. Mesela Türk futbolunu bir süpermarket gibi düşünelim. Bu süpermarkette istediğin her türlü ürünü alabiliyorsun. Yani parana göre ürünü alabiliyorsun. Ama bizim futbol süpermarketindeki bu ligimiz verdiğimiz paranın karşılığı olmayan bir lig. Yani süpermarkete diye giriyorsun, Kızılay pazarından çıkıyorsun. Öyle bir lig yani. Böyle bir durumda karşılaşıyorsun. Yani mecburen. Mecburen. Çünkü verilen paranın oynanan oyunun karşılığı değil. Şimdi yani. Şöyle yapalım. Tabii. Kaç yılında futbola başladın? Ben 65-66 yılında Petrol Ofis'in genç takımında başladım. O zaman kaç yaşındasın? 15 yaşında. 15 yaşında falan. Beraberiz yani hemen hemen siz güneşteyken ben de... Peki Petrol Ofis'te ne kadar oynadın? Petrol Ofis'te 2 sezon, 3 sezon, 2 sezon genç takımda oynadım. 3. sezon 1. takımda oynadım. 17 yaşımı dolduruyordum ki Ankara Gücü'ne gitti. Transfer oldum. Evet, 17-18 yaşında Ankara Gücü'nde oynadım. 20 yaşında da, 21 yaşında da milli takımda oynadım. Çok güzel. Peki şey yaptın mı? Ankara Gücü'nde kaç sene oynadın? Ankara Gücü'nde 5. senemizi doldurdum. Oradan Beşiktaş'a. Evet. Beşiktaş'ta yalnız, bıraktın değil mi? Tabii Beşiktaş'ta. Yalnız bizde tabii siz de o devirlerin futbolcusunuz. Yani öyle genç bir insanın gelip böyle birincilik takımında oynaması veya A milli takıma Ankara'dan gitmesi. Yani bugünkü gibi milli maçların olmadığı senede 3 tane Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya maç yapılan evet. Bir milli takımı düşünün. Evet tabii. Ve buraya tabii 16 kişi gidiyorsunuz. Bunun 13'ü Fener, Galatasaray, Beşiktaş'tır. Yani geriye 3 tane kalıyor değil mi? Evet. O 3 kontenjana gidenlerden biriyim bir, yani. Bir de şey seninle ilgili şu var. Genç milli takımda kendi yaşıyla oynayan futbolcu. Evet, evet. Küçültme, evet. Büyütme, yok. oynama. Ya orada da büyük espriler var tabii. Bir Doğu Almanya maçına çıkıyorduk. Genç milli takımda. Genç milli takımda. Bizde tabii benim oynadığım zamanda Tuncay Temeller, Galatasaray'a giden PTT'li tanırsın. Biliyorum. Tümütüncü Fenerbahçe'de. Tümütüncü. Senden 4 yaş büyük. Tabii. Daha fazla. Daha fazla. Şimdi... Doğu Almanya maçına çıkarken Doğu Almanların antrenörü Tümütüncü'yü görünce kendini yerlere attı. Beraber oynamışlar onlar ikisi. Biri antrenör, biri takım kaptanı olarak çıkıyordu sahaya. Ya o zamanlar tabii böyle enteresan şeyler vardı Türkiye'de. Hep arkadan dolanmayı iyi bildiğimiz için bu yaş küçültme olayları işte hakikaten yani böyle mesela 52 doğumlusun, sahaya çıkıyorsun. İşte sahada 46 doğumlu insanlar var mesela. Baba günde 2 defa tıraş oluyor. Misal, işte sen çocuksun, suratında tüy yok. Tabii bunu yabancı daha fazla algılıyor, daha rahat biliyor. Ben Tümütüncü'nün bacaklarındaki tüyleri ağda yapıp maça çıktığını hatırlarım yani. Hayır, bu futbolun güzelliği yani. Genç göstersin diye yani öyle kızma. Peki, futbolculuğa... Mesela sen nasıl futbolculuğa başladın? Ya şimdi çok ya. Enteresan. Hiçbir şey olamayacağını anladığın zaman ya sanatçı olursun ya futbolcu olursun Türkiye'de bana göre. Şimdi şöyle yani okuyamayacaksın anlaşıldı. Her gün evden dayak yiyeceksin. İşte yeteri kadar haşlık alamayacaksın falan. İki tane yolu var Türkiye'de ya sanatçı olacaksın ya futbolcu olacaksın. Şimdi tabii ben... Sanat yönünden sıfır bir adamım. Kapı zilinden başka bir şey çalamam yani. Bir tek kapı zili çalanlardan. Resim, çizgi desen çekemem, düz. Mahalle olarak Gençler Birliği'nin seçmeleri var.
Ben Cebeci 4 yolda oturuyorum o zaman. Bütün mahalle seçmelere gittik. 9 arkadaş. 9 arkadaşın 8'i seçildi, bir ben seçilemedim. Ve ben yalvarıyorum, kaleci de oynarım. Şaka. Vallahi yemin söylüyorum. Kaleci oynarım, sol bek oynarım, işte her yerde yok yok yok. Bir tek ben seçilmedim, 8'i seçildi. İşte bizim Sadık Öneyler, işte Rafetler, rahmetli Rafetler falan, hep beraber gittik yani. Ekrem abi de o zaman Gençler Birliği'nin sağ beki. Galatasaray'a giden. Ha, evet. O da bizim mahalleden, o tavsiye ediyor işte. Ya 9 kişiden 8'i seçildi, ben seçildim. Rauf abim var Gençler Birliği'nde de seçen, yoksa başka biri şey, o zaman. Rauf abiler o zaman sahada yoklar. Hatta çok Peugeot'su olan, sen hatırlayabilirsin. Peugeot arabası olan ne hoca diyorduk. İsmini şimdi hatırlayamadım. Neyse. Hatırlarsam söyleyeyim. Neyse, orada seçilemedim. Çıktım oradan. Gençler Birliği kulübünden çıktım. Dış sahalardan yürüyorum. Yürürken bir yazı. Sporcu alınacaktır. İsteyenler işte o zaman etsin. Hayır, şey var ya, at yarışlarının hipodrom dediğimiz sahada idman saatini koymuşlar. Ben okudum orayı. Baktım kulübe petrol ofis. Sonra Selahattin diye bir kardeşimiz daha vardı. Kaleci, sonra PTT'de falan da kalecilik yaptı. İkimiz aynı anda yürümeye başladık. Sonra yolda konuştuk. Sen de mi seçmeye gidiyorsun falan? Sen de mi gidiyorsun falan? Evet. Biz gittik Sami abi Hacettepe'de. Allah rahmet eylesin. O da petrol ofisi genç takımını yeni almış. Adam bulamadığı için yoldan geçeni topçu yapma derdinde. Herkese yapışıyor. Tamam gel falan. Ne oynuyorsun? Ne isterseniz falan. Hani böyle inşaatta çalışan işçiler var ya, her şeyi yaparım falan muhabbeti. Kaleci dahil falan deyince Selahattin, o ben 1.90'lık bir kardeşim. Ben dedi kaleciyim, iyi o zaman ben dedim orta sahada oynarım, sağ tıfor sola çık. Ve böylece petrollü olduk. Ve Allah'ın işi, bir sene sonra biz o takımla, genç takımlar Ankara şampiyonu olduk ve o Gençler Birliği'ni yendik. O zaman Sami abi iyi çok adam seçiyormuş demek ki. Müthiş yemin ediyorum. Kimler var takımda o zaman? Su abi. Trabzon'a giden. Aldoğan abi, Allah rahmet eylesin. Aldoğan sonradan geldi bize. Evet, ha. İlk zaman Su abiyle biz beraber başladık. Ha. Benden bir ay sonra Su abi geldi. Biz genç takımda Su abiyle bir sene oynadık. Aldoğan bir sene sonra geldi sonra bize. Geldi, Selahattin vardı, PTT'nin kalecisi. Uzun boylu, PTT'de oynadı. Sonra Demirspor'a geçti. O vardı. Ondan sonra daha seni hatırlayacağın İbrahim vardı. Yeni mahallede. Sol açık sol, yani. Tabii. Ha. O vardı. Fadıl vardı. Fadıl hatırlamıyorum. Şeyi hatırlıyorum, İbrahim'i. Göztepe'ye giden. Göztepe'ye gitti Fadıl da bizden. Yani güzel bir genç takımımız vardı. Santifor oynayan çocuk mu? Santifor oynuyordu bazen. Ha. Evet. Santifor da oynuyordu. Doğru söylüyorsun. Kanat o zaman Petrol Ofis ikinci ligde miydi, üçüncü ligde miydi? İkinci ligden üçüncü lige düştü sonra. İkinci ligdeydi biz gittiğimizde. Siz, Aldoğan, Suavi, sen ikinci ligdeyken mi oynadınız? Biz ikinci ligde oynadık. Sonra üçüncü lige düştüler. Evet. Takımı düşürüp mü gittiniz? Yok, hayır. Biz gittikten sonra zaten düştüler. Bizim zamanımızda... Suavi nereye gitti? Suavi Trabzon'a gitti. Trabzon'a gitti. Sen Trabzon'dan Manisa'ya geldi. Gitti. Evet. O benden bir sene evvel gitti. Ben bir sene şeyde kaldım. Aldoğan nereye gitti? Aldoğan da Ankara Gücü'ne gitti. Beraber. Aldoğan benden önce gitti ama. Ben son günü geldim Ankara Gücü'ne. Ben Ankara Gücü'ne gelmem de çok enteresan. Ben Güneş Spor'a gideceğim. Hmm. Rahmetli Avni Bulduk'la konuştuk. Ben çünkü 17 yaşımı petrolde doldurursam 21 yaşına kadar transfer yapamayacağım. O zaman 4 sene değil mi? Tabii 4 sene. Biz Avni abiyle görüştük. Avni abini şey alacak. Güneş alacak ama 31 Temmuz günü ben havuzdayım. Hipodromun oradaki stadyumun içindeki 19 Mayıs'taki havuzdayım. Orada geleceğim, muayene olacağım. Güneş'e gideceğim. Avni abiyi bekliyorum. O ara Mümtaz abi geldi. Mümtaz Sümer, Ankara Gücü. Sağ bek. Evet. Mümtaz abi beni Ankara Gücü'ne alacağını söyledi. Rahmetli Ali Toskonmaz bölge müdürü. O da... Beşiktaşlı abi. Beşiktaşlı. O da bizi Beşiktaş'a gönderme derdinde. Beşiktaş'a biz zaferle gittik geldik fakat olmadı. Beşiktaş bizi almadı.
Zafer Ankara Gücü'ne transfer oldu. Ben de 31'ine kadar daha transfer yapamamıştım. Son gün ben de transferi yaptım. Sabri Mermutlu ikinci başkandı. Çok iyi hatırlıyorum. Un fabrikası vardı Yükseliş Koleji'nin yanında. Hmm. Beni Mümtaz abi oraya götürdüğünde baba yemek yiyordu. Köfteci Ferit vardı bizim Ankara Güçlü meşhur. O Sabri Bey'in fabrikasının bahçesindeydi. Sabri Bey orada yemek yerken çok sinirlenmiştim. Çünkü saat böyle 1.30-2'leri geçmişti. Bizi buyur etmemişti. Bir de böyle dönüp ne falan Mümtaz abi anlat işte genç oyuncusu. Ya gençten çok bizde ne var falan. Oynarsan 5.000 lira veririz muhabbeti yaptı bana. Tamam ben genç takımda da oynarım dedim. Artık ne yapayım Ankara Gücü'ne geldim. Mühim olan 17 yaşını 18 yaşına başka kulüpte girme. Sonra 3. maçta Ziya Taner antrenörümüzdü. Şimdiki o spiker Ercan'ın babası. Ercan da o zaman ufak. Ziya Taner bizi takıma koydu. Zafer'le beni. İkimiz de oynuyoruz. Biz burada bir Beşiktaş maçı oynadık. Beşiktaş'ı 3-1 yendik. Birinci gol, üçüncü golü de ben attım. Rahmetli Ali Toskonmaz benden Zafer'i rahmetli Gündüz Kılıç'a işte konuşmaya götürdü. O zaman 72-73 falan galiba. 70-71. Gündüz Kılıç'ın Beşiktaş'la antrenör olduğu sene. Tanıdın mı dedi. Hemen rahmetli Gündüz Kılıç ağzında sigara işte o koridorlarda geziyor rahmetli. Korkma tanıdım dedi. Ben size ne dedim dedi. Gidin oynayacağınız takımlara. Beşiktaş sizin için ağır gelir. Burada gelirseniz oynayamazsınız demedim mi dedi. Zafer'le beni de hatırladı. Ya böyle nükleden bir şeydi, insandı. Allah rahmet eylesin. Ve o zaman tabii efsane isimlere karşı anormal derecede bir sevgi, saygımız vardı. Çünkü sokakta sadece Jiklet'ten resmini gördüğün insanlarla beraber top oynamaya başladın. Doğru. İşte Beşiktaşlı Yusuf, Sanlı, Galatasaraylı Büyük Mehmet. Sen Sanlı abiyle oynadın. Tabii. Yusuf abiyle oynadın. Tabii. Yusuf abi o da arkadaşımdı. Öyle mi? Tabii canım. Sen cennetliksin ya. Allah kendine rahmet eylesin. Müthiş adamdı ya. Sonra Büyük Mehmet Galatasaraylı. Lakap Ördek Mehmet. Yani kızmasın bizi dinlerse. Yok, niye kızsın? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük topçuları Cemil Turan, İsmail Arca, şimdi bunları Eskişehir. Anlatınca şunlar geliyor gözümün önüne. Ben de senin döneminde tabii, futbolcuları tabii. Tanıyorum ama ben oynayamadım. Yok oynadın. Ne demek hayır oynayamadım. Yani sizin hepinizin maçını anlattım. Ya hep düşünürüm. Hep düşünürüm ama. O zaman sahalar böyle değil, top böyle değil. Malzemeler böyle değil, ekonomi böyle değil. Ya dedim, o bizim dönemin futbolcuları şimdi 18-20 yaşında olsaydı. İddialı bir laf söyleyeceğim, katılıp katılmamanı bekliyorum. Biz acaba bütün Avrupa ve dünya şampiyonalarına birinci olarak gitmez miydik? Tabii şimdi varsayımla bilmiyorum konuşmayı. Mesela bu şeye benziyor. Hani Brigitte Bardot şimdi olsa dünyanın en güzel kadını olurdu muhabbeti. Tabii ki muhakkak bazı şeyler değişirdi. En azından şöyle değişirdi. Galatasaray 11 yabancıyla sahaya çıkmak mecburiyetinde kalmazdı. İşte Mehmet Kaleci Yasin, işte atıyorum Cüneyt Tanman bu insanlarla oynardı en azından. Tabii ki değişirdi. Yani sen de hatırlarsın ve oynadın da biliyorsun. Yağmurlu havada o topa kafa vurmak insanın beynini patlatıyor. Ya 400 yani. Gram başlıyor evet. Top, 2 tabii. Kilo. 2 kilo, 600 gram bitiriyorsun maçı evet. Yani. O formaları düşün. Formalar. Ben çok maça gazete kağıdı koyardım. Tabii soğuk. Hava soğuk ya. Bir de yağmurda düşün o formayı. O forma üstünde ağırlaşıyor. İşte şimdiki formalar üstünde yok sanki. Tabii ki sahalar, zeminler sana söylememe gerekiyor. Meri sen Vefa Stadı'nda oynadın mı? Tabii canım. Şimdi o çakırları hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamam mı? Biz Ankara Gücü'nde idman yapıyorduk. Abi biz talimliydik Allah'a çok şükür. Dış sahada idman yapıyorduk. Sen hepsini de oynadın. Ne farkı vardı dış sahanın? Evet. Dış sahada. Ya o zaman hakikaten çok komik ya. Her 15 günde bir sağ veya sol kalçamızın yarısı yok.
200 Tansuman, lira verdim. Tabii canım. Şimdi onun da kolayını öğrenmiştik. Kaleci Ercan abi vardı, o da rahmetli. Allah rahmet eylesin. Petrol ofiste. Çok iyi bilir. Havluyu alır böyle vurdururdu. Abi niye? Derdi ki sakın kapatmayın. Böyle suyunu alın, kurumaz soda. Yarı tıp şeyimiz oradan. Tıp bilgimiz oradan geliyor yani. Yani bayağı. Tıp bilgi orada tanıştık. Şimdi düşünsene, dalağımız şişer diye su içilmezlerdi. Evet. Ya hakikaten. Şimdi 26 derecenin üstünde bir de ediki yarıda ara 5 dakika su molası diyor. Ara veriyor. İçmeyeni dövüyorlar şimdi de. Evvelden içeni dövüyorlardı, şimdi içmeyeni dövüyorlar. Tabii çok enteresan. Ben bunda da sen benden daha iyi bilirsin ama rahmetli Avni bulduk bu işlerde piriymiş demek ki. Adam bir kovanın içine şeyleri koyardı. Hatta böyle koskocaman bir şey, buz, meyveler, neler. Üzüm, şeftalisi, işte tabii, neyse armut, elması. Ya adam bu işin kompedanıymış. 10 numara, Allah rahmet eylesin ya. Yani böyle insanları için niye federasyon özel bir sayfa ayırmaz, ben hayretlerle karşıladım yani. Şimdi Avni bulduk. İstanbul'da bir adam vardı, hep unutuyorum. Ali Moran mı? Ali Moran birisi. Ha öyle. Şimdi bu insanlar futbolcuları yürüyerek tanıyorlar. Rauf Başar. Rauf Başar tabii. Tabii canım. Hiç tartışmasız. Mesela ben okul takımında oynuyordum. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde. 16 yaşındaydım filan. Evet. Bu Avni buldukmuş, ben bilmiyorum ama. Geldi böyle kocaman bir adam. Müthiş, Allah rahmet eylesin. Gel bakayım dedi. Kocaman pençe gibi elde. Sen dedi, yarın dedi bana iki resimle nüfus kağıdını getir dedi. Bu kim diyorum ben de. Nereye getireyim dedim. Otel. Oteli var, doğru. Oraya götürdüm, Güneş Spor'da oldum. Evet. Selman'a sordu, baban ne iş yapıyor, nerede oturuyorsun filan. Biz Bahçeli'de oturunca temiz aile çocuğu olduk. Ya tabii o zaman... O adama göre muamele ama. Tabii, doğru söylüyorsun. Sonra ben şeyi de çok iyi hatırlarım. Avni bulduk. O çocuğun adı neydi ya? Toprak Spor'da sol, orta sahanın solunda oynuyordu. Şefik diye bir çocuk, hatırlıyor musun? Öyle bir çocuk. Ama sırf sol ayak. Fakat çok ilginç. Adamın ayak numarası Şefik'in 37. Minicik ayağı var. Ya Melih topa nasıl vuruyor biliyor musun? Tabanca. Top böyle, evet taba, ip gibi gidiyor. Öyle vuruyor. Aldı bunu takıma. Bir maça da koydu. Ondan sonra oğlan yine bir tane gol attı öyle. Ondan sonra yok. Papa Mustafa sormuş. Demiş ki nerede? Bu demiş, aşık demiş. Ya bundan topçu olmaz demiş. Aynen. Hakikaten Şefik de bir kıza çok aşık böyle. Top mop, adamın gözü hiçbir şey görmüyor. Leyla. Ve o çocuk hakikaten olmadı. Ama çok yetenekli bir çocuk. Ya tabii çok arkadaşımız öyle, çok yetenekli olup topçu olmayan çok arkadaşım. Anne abi ama bu işin hakikaten piri diyordu. Yalnız bir arkadaşım var, o hakkını helal etmiyor Avni abiye. O çocuk Abidin Paşa'da oturuyordu, Kadıköy'deydi. Celal diye bir arkadaşım vardı. İşte otobüste gidip geliyorsunuz ya seyahatleri, hep 5-5 ayırıyor, bu tek kalıyor. Tek kalıyor diye Avni abi kadroya almıyordu bunu. Eve nasıl yollayacağım, taksi parası vermeyeyim diye. Bir tek o futbolcu olamadı. Ya Avni abi müthişti, Allah rahmet sen eylesin. Sen bizim kulübü hatırlıyorsun tabii değil mi? Tabii canım, hatırlamam mı? Tabii. Şimdi İdman şöyle, o zaman arka taraftaki şeyde, hipodromun orada gidiyoruz. 3 kilometre falan tabii, şey tabii. Yok o zaman. Doğru, 2-4 kilometre gidiyorsun, idman yapıyorsun, 3 kilometre tekrar geri geliyorsun. Ben de ayran içtim. Şeye gelirdi ya, ne ayrancı. Ha, sarı vardı. Evet. Sarı bilmem ne, doğru. 300 lira maaş alıyordum, 300 lira ceza verdi. Ayran içtim diye. Avni abi müthiş insandı ya. Nevi şahsına münasır, muhteşem bir insandı. Ama futboldan bu kadar anlayan bir insan. Yok, aynısını söylüyorum.
Ve hala iddia ediyorum, Allah rahmet eylesin, Futbol Federasyonu Başkanlığı 6 ay falan yaptı. Şimdi ismini çıkaramadım ama. Kim? Cemal Sağlık. Kastamonoğlu. Yok ya, yeni bu AKP döneminden sonra Futbol Federasyonu Hasan. Hasan Bey'im Allah rahmet eylesin. Bu adam federasyon başkanı olmasın diye kavga dövüş ettiler. Burada Sheraton Oteli'nde seçim vardı. Adamı seçtirtmediler. Sonra adam 6 ay başkanlık yaptı. Türkiye'nin en büyük başkanı oldu. Türkiye'nin en büyük başkanı dediler. Ya yapmayın ya, bu Avni Bulduk, o İstanbul'daki Ali Bey. Ali Bey. Bu rahmetler, bunların Futbol Federasyonu'nda özel kürsüsü olması lazım. Kesinlikle. Yani o Hasan Bey'e işte Türkiye'nin en büyük Futbol Federasyonu başkanı deyip övgüler düzenler, bu insanları görmezden geldiler. Senelerce ve hala da görmüyorlar yani. Tabii her memlekette vardır, bizim bildiğimiz bunlar. Bak sana bir şey söyleyeceğim, şu kadar eksajere etmiyorum. Bir maça çıkıyoruz, daha o zaman 4-2-4, 4-3-3 falan var. W sistemi. O WM'e yetişmedim ama yani ben 4-3-3'ü biliyorum, 4-2-4. Avni abi tahtanın başına geçti. Geriye oğlu vardı, Mehmet Bulduk. Mehmet Bulduk. Mehmet Bulduk. Rahmetli. Yunus vardı bizde. Biliyorum hepsini. Yunus, Kemal. Geriye böyle kanka. 3 yaptı. Tamam mı? Evet. Orta sahaya 5 oyuncu dizdi. İlk defa görüyoruz ama biz yani o zaman 3-5-2 falan diye kimse bir şey değil. Bilmiyoruz. Hayalinden geçmiyor. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tabii. Çizdi oraya işte şeyi. Takımı çizdi. Takımı sabit kimdi? Yaşar abi. Yanı ben. Benim yanım Mustafa. Mustafa'nın yanı Tevfik abi. Sol taraf Şeref. Yani sağ bek sol bek böyle oldu. Anladım. İleride de ikiliyi de şey yapmadı. Melih vardı senin adacı. Biliyorum. Cucu. Cucu. Melih'i de bu Şeref'le ileride şey oynuyor. Kazma Zübeyir. Çok süratli. Ama topa vurma sıfır, her şey sıfır, kafa vurmaz. Oraya koydu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Herkese tek tek söyledi. 6-0 bitti Sarıyer maçı. Şimdi tabii böyle insanlara saygı duymamak mümkün değil. Müthiş. Yani mümkün değil. İnsanların hayalinde 3-5-2'nin ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Ben şimdi mesela biraz da güncele gelelim. Mesela öyle antrenörler var ki adam dönercilikten antrenör olmuş. İşte tercümanmış, antrenör olmuş. Tabii. Beden eğitimi öğretmeniymiş, antrenör olmuş. Tabii. Hayal taciri. Hayal satıyor adam. Adam bana hayal satıyor. Ama ne para kazanıyorlar biliyor musun? Bak şimdi insanların para kazanma şekline bir şey diyemiyorum. Çünkü şöyle, yani yasal bir iş yapıyorlar. Onu tercih eden idareci, ona o parayı veren idareci. Esas onu sorgulamak gerekir. Yani Fenerbahçe takımı 14. adam hayal satıyor. Seneye şampiyon oluruz diyor. La kardeşim sen bırak, bu takıma geldin. 17 maç oynadın. 17 maçta senin takımın 14'lükten çıkmadı. Ben de biliyorum. Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ın yerine Cemal'i, Hüseyin'i, Nuri'yi Avrupa'dan transferi yaparsan şampiyonla oynarsın. Oynarsın ama o kulübün geçmişiyle oynayamazsın. Genetiğiyle oynayamazsın. Yani bir tanesi dönercilikten, ben şimdi buradan bizi seyreden genç kardeşlerime rica ediyorum. Bir iki lisan biliyorsanız, az bir şeyde top oynadıysanız lütfen futbol antrenörü olun. Oğlum kardeşim, genel müdür olacağınıza gidin antrenör olun ya. O kadar seviyor ki adam. Adam bana macera anlatıyor. Ortalama ayda 100 bin lira. Vallahi 100 bin liraya çalışmaz. 100 bin liraya çalışmaz ki. Şimdi 2 milyon avro alsa senede, aileye gelir 100 bin avroya geldiğini düşün. Yani 150 bin avroya gelir. 150 bin avro dediğinde 500 bin lira. 100 bin avro 700 bin lira zaten. 1 milyon lira aylığı adamın. 100 bin liraya çalışır mı? Adam hayal anlatıyor bana. Ben de onu dinleyeceğim. Dediğini de kabul edeceğim. Efendim diyor, bu bilmem ne bilmem ne olmazsa olmaz. Ya kardeşim, kuantum matematiği çözmüyorsun bana. Elindeki futbolcu kadar bir antrenör büyüktür. Eğer elindeki futbolcular büyükse sen de büyük antrenörsün.
Gel bakalım hadi şimdi isim vermek gerekirse her takımı kurtaran Mesut Bakkal. Mesut Bakkal. Gel kurtar bakalım yeni Afyonspor'u nasıl kurtaracaksın? Elindeki futbolcu bu kadar. Bu kadar doğru. Yani elindeki futbolcu kadar altın önerisi. Kaldı ki Bursa Spor'un da durumu ortada. Ortada tabii. Şimdi ben bu antrenörlerin içinde Şenol Güneş'i çok severim. Hakikaten çok severim. Benim çocukluk arkadaşım, futbolcu arkadaşım Fatih Terim'i de severim. Yani bir insan varoştan gelip kendini bu kadar başarıya adapte edip ama sonradan olayın figüranıyken ben bu olayı rejistreliyim diye çıkıp olaya sahiplenen insan azdır. Kabul ediyorum, onu da tebrik ederim. Ama bir Giray Bulağı ayrı severim. İdealist, Türk çocuklarıyla uğraşmayı seven, illa Türk olsun diye uğraşan. Balıkesir'de de bunları Balıkesir'de yaptı, parası yok. Transfer yapamadı. İşte kendi... Takım küme düşmedi. Küme neredeyse düştü. Şeye girecek. Playoff'a gidecekler. Ben ona bazen telefonda kızdırıyorum onu. Ya yenmeyin oğlum, zaten paranız polonuz yok diyorum ya. Niye yemiyorsunuz, millete prim veriyorsunuz? Yani böyle bir sürü arkadaşım var, idealist. Şimdi Fatih Terim'e şöyle içerliyorum. Kızma, hakkımız yok tabii de içerliyorum diyelim. Bana göre milli takımdayken 14 yabancıya müsaade etmesinin tek sebebi Galatasaray'a antrenör olursam orada rahat edeyim mantığı. Hazır bir takım, olsun mantığıydı. Ve böyle müdahale etti olaya. Kurgu yani. Tabii canım, bana göre bu kurguyu evvelden yaptı. Şimdi mesela Beşiktaş takımı da 15 yabancı ile çıkabilir. Fener de 14 yabancı ile çıkabilir. Ama bu arada milli takıma Türk oyuncu oynatmamız, Türk oyuncuların oynaması şartı var. Yani şimdi Fatih Arole'yi Türk yaptı diye, yani Arole'den de devşirme, Türk yaptı. Şimdi zannediyorum orada NDI'ye de devşirecek, Türk yapacak. Yani oralara Futbol Federasyonu'nun artık müdahale etmesi lazım bana göre. Ben futbol seyircisiyim, zevk almak istiyorum. Emre gibi adam seyretmek istiyorum. Atıyorum, Cemil Turan gibi bir adam seyretmek istiyorum. İşte yakınlara gelelim. Büyük Mehmet gibi bir topçu seyretmek istiyorum. Tabii canım. Ya 14 yabancı mesela, de ki şöyle, ya 6 kişi yabancının oynayabilir de sahada de. İşteyse 5 tanesi bizden oynasın. Bu her takım için geçerli. Yani sadece Galatasaray oynamayacak. Ya Fener'de bir oynayacak, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Trabzon mecburiyetten bak hep Türk çocuklarını buldu. Onur'la kavga ettiler. Onur'u kadro dışı bıraktılar. İki tane kaleciye sahip oldu. Evet. Çok doğru. Fenerbahçe Mehmet'i almasaydı Ersun Yanal ömrü boyu bu Yusuf Yazıcı'yı oynatabilir miydi Trabzon'da? Bazen zaruretler mecburiyeti doğuruyor. Şimdi ben bu kadar sene futbol seyrettim. Samet'i ayrı bir yere koyuyorum. Samet çünkü genç adamlarla oynamayı seviyor. Bana Fatih Terim, Ersun Yanal, daha sayacağımız Mesut Bakkallar söylesin bana, bir tane desin ki genç takımdan getirdim adamı oynattım. Bir tane söylesin. Şimdi benim de şöyle bir bu konuda görüşüm var. Maç anlattığım zamanlar ben spor spikerliği imtihanını kazanınca C, B, A kurslarına gittim. Teknik direktör. Tabii. En son teknik direktör kursuna gittim. Neden? Oynadım ama ya bu işin özüne bir bakayım dedim. Hakemlik kurslarına da gittim. Yani bir hakem sahada, o zaman orta hakem vardı. Şimdi tabii, kalktı tabii, o. Tabii. Sahada neye dikkat eder? Yardımcılarıyla nasıl haberleşir? Şimdi ben bunları öğrenince anlatırken maçları tabii çok daha çabuk vücut şey yapıyordum. Vücut dilini çözmek için. Hemen söylüyordum işte. Doğru söylüyorsun. Oradan da hatta dediler ki ya sen onu mu? Ya çünkü bana anlattılar yani. Yardımcı hakem böyle yaparsa bilmem tabii, nedir. Tabii o zaman mikrofon yok. Yok. Tabii doğru öyle söylüyorsun. Bir şey filan. Sonra teknik direktörlüğe çok merak sardım. Baktım. Benim zamanımın teknik direktörleri Gündüz Tekin Onay, Kadri Aytaş, Tamer Güney, Özkan Sümer, Ahmet Candan Suat, Dumanlı, Özdesi, Candan Tarhan, Candan Duman. Ama benim bir grubum var. Bunlardan çok şey öğrendim. En çok da Candan Tarhan'dan öğrendim. Evet. Bilgili insan. Neden Candan Tarhan'dan öğrendim? Candan abi hem futbol oynamış... Hem de dünya görüşü farklı. Çok farklı. İngilizce, Almancası evet. Ana dili gibi. Biz liste beraberdim İngiltere'de. Ya muhteşem. Kültür müthişti. Ya. Doğru söylüyorsun. Muhteş. Çok üzüldüm onu kaybettiğim zaman. Evet. Ama son zamanlarda...
Ben de bir Aykut Kocaman hastalığı başladı. Neden? Ya baktım oynattığı takımlara. Şimdi öyle bir abuk sabuk şey var. Hücum futbolu, defans futbolu. Ben bunu kabul etmiyorum. Ya ne demek hücum futbolu? Tabii doğru söylüyorsun. Hıyar gibi hücum edersin. Beş tane yersin. Geçiriverirler doğru. Bir tane atar. Tabii. Aykut'un felsefesi çok fazla. Gerçi karşı olduğum bir şey daha var. Yani bu koşu mesafeleri var ya. Of. Aynı kanaatim. Şimdi 120 kilometre koşmuş takım. Sana bir örnek. Demirspor'da bir futbolcu var. Tamer Güney dedi ki bana ya şuna dedi bir maçogram tut. Çok met ediyorlar. Gittim. O zaman Cooper testi var. 3600. 12 dakikada 3600 ne koşuyorsun? Evet, evet. Bu 5400 koşmuş. Evet. Biz de gittik. Zekeriya çocuğun adı hiç unutmayayım. Top Zekeriya'nın ayağına geliyor. 3 metreye pas yapıyor. 10 metreye yapıyor. Taça çıkıyor. Zekeriya'nın ayağına geliyor. 2 metreye pas yapıyor. 20 metreye atacak. Rakip alıyor. Evet. Ben de dedim ki lan ne bu? Her taraf isterse 15 gün koşsun. Topla bir şey yok. Yani bu neticede bir top. Top. Muhakkak katılıyorum. Tabii bu... Şimdi Maradona Napoli'ye gelince sormuşlar nasıl oynayacaksınız burada diye. Maradona da demiş ki burada toplar dört köşe mi? Yani nasıl ne demek nasıl oynayacaksın? Bayağı oynayacağız demiş işte. Yani dünyada nasıl oynuyorsa futbol burada da öyle oynayacağız. Şimdi ben bir şeyi biliyorum. Bu istatistik bilgileri belki atletizmde çok büyük fayda sağlar. Kesin. Yüzmede çok büyük fayda sağlar. Kesin. Bunların hepsine inanıyorum. Ama şimdi futbolda mesela pas oranı diyor. Ya kardeşim kaleye gitmeyen pas oranından bana ne? Sağ bek sol beke, santraf santrafa, santraf sol beke, al geriye, ver orta sahaya, al geriye. Ya abi 485 pas yapmışsın, 4-0 mağlupsun. Neye yarar yani? Çok doğru. Şimdi futbol realite oyunu. Futbol gerçek oyunu. Futbolda çok düşünürsün. Golü kaçırırsın. Eyvah dersin ya. Şöyle vursaydım böyle. Olmuyor işte. O an nasıl vurduğuna bağlı. Bağlı. Futbol. Futbol o. Yoksa maçtan sonra 50 kere yaşarsın. Şimdi bir de yeni moda var. Maçı yaşadı. Nasıl yaşayacaksın abi maçı? Bir maçın içinde belki 150 bin tane pozisyon var. Neyi yaşadın? De işte Adriano'yu sağdan kaçırmış. Adriano kesmiş. Burak kafayı vurmuş. Nerede lan diye ama o santrafları ne yapacaksın? Keseceksin o zaman yani. Böyle bir salaklık olur mu? Olmaz. Doğru. Şimdi Türkiye'de o kadar basite indirgediler ki işi. İnsanları tabu. Of ilah, imparator, reis-i cumhur. Nedir abi bu? Ne yaptı yani? Bir futbol antrenörü bir takım üzerinde %15 etkisi varsa çok büyük antrenör. Çok büyük antrenör. Çok büyük antrenör. Ya senin elindeki oyuncular mühim bir defa. Senin elindeki oyuncular oyuncu olmadıktan sonra oraya Jose Mourinho'yu getirsen ne olur yani? Şimdi şöyle bir şey var. Çalışma da vardı hakikaten. Şimdi dünyadaki en büyük futbolculara bak. Başta Pele olmak. Evet. Yani o günkü şartlar. Tabii tabii tabii. Pele, Maradona, Cruyff, Messi, evet. Ronaldo. Şimdikinleri koyuyorum. Evet. Cruyff. Franz Beckenbauer. Mbappe koy kimi isterdin? Böyle insanlar. Şimdi bu o. Futbolcuların Messi'nin saha içindeki dolaşmalarının hepsini toplasan 5 kilometre etmez. Evet. Ne diyor Okan Yokuşlu? Adamı diyor ben hiç koşarken görmedim ki diyor. Hep yürüyor diyor. Zaten koşarsa gol oluyor. Koştu da işte. Attı zaten. Tabii adam koşarsa gol yapıyor. Çünkü orada yani. Koşuyor. Tabii nerede koşması gerekiyorsa biliyor. Orada koşuyor. Doğru. Şimdi ceza sahasının yakını ve yayın üzerinde adama eksiltirsen büyük avantaj. Tabii canım. Orta sahada eksilt sabahtan akşama kadar. Adam yürüyerek geliyor defa. Tabii. Ben Fransa'da Pele ile röportaj yaptım. Çok da seviyordum. Röportajdan sonra daha çok sevdim. Dedi ki İşte siz dedim dünyanın en büyük topçusunuz. Yani Cumhurbaşkanı adaylığını size gösterdiler, kabul etmediniz deyince dedi ki bak Türk dedi. Futbol bir oyun dedi. Ben sahanın içerisinde 3 tane gol kaçırırım bir maç. Ertesi maç 5 gol atarım, 6 gol atarım filan. Ne takımım ne Brezilya çok bir şey kaybetmez. Ama Cumhurbaşkanlığı böyle değil dedi. Bak adam.
Cumhurbaşkanı'nı aday gösteriyorlar. Burada yapacağım bir hata, atacağım gollerle şey olmaz dedi, giderilmez dedi. Tabii doğru söyledi. Şimdi adam bir kere bu mantaliteye sahip. İkincisi, Pele'nin boyu 1.67 veya 1.68. Evet. Tamam mı? Ama çok kaslı, şeyli, çok kuvvetli müthiş, bir adam. Müthiş. Pele 1966 Dünya Kupası'nda bununla başa çıkamayacaklarını anlayınca sakatlıyorlar. Sakat sakat oynuyor, oynayamıyor. Brezilya eleniyor zaten. Evet. 70 Dünya Kupası'ndaysa, peki dedim 70 Dünya Kupası da oldu. Ama dedi o Güney Amerika'da oldu dedi. Orada yapamazlar dedi. Bizim mahalle orası. Ha. O hesap. Our countries. Orası bizim mahalle, mahalle, bizim ülke. Evet. Orada yapamazlar ama Avrupalı buldu mu yapıyor. Oynatmamak için. Tabii oynatmadılar, doğru. Şimdi sana soru şu. Sen de dahil olmak üzere. Yusuf abi, Can abi, Kamuran abi, Cemil Büyük Turan, Burhan, Büyük Burhan. Evet. Teknik oyuncuları say. Şimdi Köksal onlar, Mesci, Selçuk. Şimdi onlar bu dönemdeki bak, kanun şeyle kurallarla oynasalardı. Karşı takım kaç kişi kalırdı? Sana çok net bir şey söyleyeceğim. Bak harbi söylüyorum. Eğer o sizin saydığınız topçular şimdi oynasaydı, karşı takım top yapmasını bırak. Ben en çok şeyi merak ediyordum. Acaba transfere cemseyle mi giderlerdi, kamyonla mı giderlerdi? Parayı götürmek. Parayı götürmek için. Yani şimdi düşün, sıradan bir oyuncunun, mesela sıradan oyuncu demeyin, Türkiye'nin şimdiki geçmiş zamana göre Selçuk Galatasaray'da 3.500.000 avroya oynuyormuş. Beşiktaşlı Yusuf herhalde 13 milyon avroya oynaması lazım. 30 milyon. Değil mi? Ben o zaman mütevazilik yapıp da... Yapma. Vallahi, 30 milyon. Vallahi 30 milyon oynaması lazım. Eğer tabii Selçuk 3,5 milyon avroya oynar da Yusuf abi 23 milyon oynarsa haksızlık olur. Harbi 30 milyon lazım. O adama da tır lazımdı. O paraları taşıması için. Tabii çok büyük haksızlık. Şöyle haksızlık. O adamın o devirde olması haksızlık. Evet. Pelé'nin şimdi olmaması bana haksızlık. Evet. Cruyff'un şimdi olmaması haksızlık. Yani adamları şimdi seyretmeyi ya çok ya şimdi isterdim. Franz Beckenbauer'u düşünsene ya. Ya mümkün değildi. Senelerce bütün ayakkabıların sağ kenarı eskidi. Bu millet bu Beckenbauer gibi ayağının dışıyla top keseceğim evet, dümeniyle. Yok abi o bir yetenek. Yani işte Pablo Picasso gibi resim yapma şansın var mı? Mümkün değil. Herkes bir şey karalıyor ama onun gibi şimdi, karalayamıyorsun yani. Onun gibi de topa vuramıyorsun. Şimdi işte ben sana hep soru soruyorum. Sen de bana soru sor. Bak benim tuttuğum takımları söylüyorum. Evet. Dünyada 1971'den bu yana hep Ajax'ı tutuyorum. Of. Hep. Neden? Zaten onların, onun 70, Ajax'ın 73'te oynadığı futbol daha oynayamadı. Daha kimse oynamadı. Doğru. Barcelona, Barcelona doğru, hikaye. Doğru. O Barcelona Ajax'a hücum yapamaz. Tabii doğrusu Barcelona'yı yan atan Ajax'çılar zaten. Bize Kovacs derse geldi. Matsibi geldi. Kovacs da bu Ajax'ın yaratıcısı. Mihas'la evet, birlikte. Şimdi Barcelona'nın şeyin, Ajax'ın bir kalecisi var. Young biliyor. Kalecilikle ilgisi yok. Canı sıkılıyor herifin. Top geldi. Arada bir de bunu haklı atıyorlar. Tabii, atıyorlar. O doğru diyor falan. İşte. Sabek Surbier, Blackenburg, Hulsov, Kroll. Geri dörtlüsü böyle. O evet. Sayıyorum. Bunların hepsi atletik ve piknik özelliğine. Hem teknikler hem de inanılmaz futbolu biliyorlar. Geri dörtlü. Orta sahaları ve ilerileri Ajax Bayern Münih Avrupa Şampiyon Kulüpler finalini oynuyor. Ajax Bayern Münih'i Beckenbauer'lu 4-0 yeniyor. Ve Bayern Münih takımı tam 17 kere en az 5 metre olmak kaydıyla ofsayta yakalanıyor. Evet. Saha boşaltmaları böyle adamdı. Müthişti, doğru. 73'te. Hatırladım o maçı. 74'te dünya şampiyonası var. Ajax'ın stoperlerinden biri de Alman, Blackenburg. Blackenburg. Ben diyor oynamayacağım diyor. Ajax'dan başka bir... Ya milli takım hiç oynayamam diyor. Öbürü de yanındaki de Hollandalı Hulsov. O da diyor ki bana da müsaade diyor. Bu futbolun üstüne diyor futbol yok artık diyor. Yani adamlar bırakıyorlar ya. Haklısın ya adam ya. Şimdi o zaman kızmıştık. Adam
Adam ne yapsın ya, bırakmasın. Evet. Şimdi düşünsene, o adamın gelip bizden top oynadığını düşün. Ya niye oynasın? Adam abi hayatına küser ya, hayatına. Ya rep bir topu aldı, indirdi, vurdu, gol yaptı. Ondan sonra da ortaya ne çıktı biliyor musun? İnanılmaz bir şey. Gelip iki sene sonra dedi ki hayatım yok, gidiyorum dedi ya. Normal ya. Gidiyorum dedi ya adam. Doğru söylüyor. Yani şimdi adam bizde top oynamasa zul diyorum yani adama. Tabii abi, şimdi bu adam. Futbolcular. Evet. Bu futbolcular bizim göz zevkimizi çok okşadılar. Müthiş. Aynı müthiş zamanda o dönemin Türkiye'deki futbolcuları da çok okşadı. Evet, çok okşadı harbi. Yani hem de bu kötü sahalara rağmen. Evet, hem de koşulların bu kadar kötü olmasına rağmen. Ya ben 64-65 senelerinde cumartesi pazar günü hafta sonları şey gelirdi, Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Evet. O iki maçı arka arkaya izlerdim. Yani Beşiktaşlıydım ama Metin Oktay'ı da seyretmeye gidiyordum. Hepsini. Can Bartu'yu. Can Bartu'yu seyretmeye gidiyordum. Mikro Mustafa'yı gidiyordum. Evet. Yani gidiyordum, Suat Mamat'ı seyretmeyi doğru istiyordum. Doğru, rahmetli Mamat'ı. Ya ben şimdi maçlar oluyor. Ya kimi seyredeceğim abi? Evet, zaten bazı insanlar sırf maça oyuncu seyretmeye gider. Evet. Yani misal işte Büyük Mehmet oynuyor, Cemil oynuyor, Yusuf evet oynuyor. Onları seyredeceksin maçın içinde. Kesinlikle. Yani bütün maçı, hakikaten haksızlık oluyor. Bütün maçı seyredemiyorsun. O adamlardan gözünü alamıyorsun. Şimdi mesela evvelden de çok nezih antrenörler vardı. Çoktu. Ben çok severdim. Rahmetli Coşkun Özer mesela. Müthiş. Aa. Müthiş beyefendi bir insandı. İşte Gündüz Kılıç beyefendi bir insandı. Bizim rahmetli Ziya Taner hakikaten beyefendi insandı. Çok seviyorum. Şimdiki antrenörleri ben şeye benzetiyorum. İşte doktora gidiyorsun, reçete yazdırıyorsun ya. Kasaba gidip okutmaya benzetiyorum. Kasaba veriyorsun adama reçetesini, oku diyorsun. Adam bakıyor işte. La bu antibiyotik mi yazmış diyor bir şey. Aynı bizim antrenörler şimdi böyle. Şimdi hepsi atıyor, hepsi uçuyor. Hepsi hikaye konuşuyor. Hepsi Mourinho'nun parayı almak istiyor. Hepsi İşte Avrupa'daki bir antrenörün birinci sınıf adamın aldığı parayı alma derdinde. Ya onun aldığını alma derdindesin de verdiğini verme derdinde ol be kardeşim yani. E şimdi adamın adı çıkmış neymiş? Küme düşen takım kurtarıyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? O antrenörler tipi değil mi? Ya tip ayırmışlar yani. Şimdi bu paralı şampiyon yapan antrenör yapan. Kümeden kurtaranlar. Ha, al, adamı sor. Ya bu kim diyorsun? Orta saha futbolunu iyi oynatan. Ya ben böyle bir şey duymadım ya. Bu reçeteyi okuyacak, ben daha doktor bilmiyorum abi. Böyle bir şey olur mu ya? Kümeden kurtarır. Kimi kurtarıyorsun abi kümeden? Aa, olur mu? Mesut Bakkal. Kaç takımı aldı diyor. Ersun Yanal kaç takımı şampiyon yaptı? Fenerbahçe'nin haricinde bir tane takım söyle. 20 senedir çalışıyorum diyor. Hikmet kaç tane takım? Yılmaz Vural kaç tane takımı şampiyon yaptı? Tabii. Ya insan biraz da Avrupa'daki insanın aldığı parayı almak için uğraşırsın ama onun yaptığının da yarısını verirsin bana. En azından deriz ki bravo adam işte emeğinin karşılığını alıyor. Burada kardeşim sen dönercisin, gelmişsin Türkiye'ye antrenör olmuşsun, para kazanıyorsun, bir de beni beğenmiyorsun. Benim oyuncumu aşağılıyorsun. Beşinci sınıf yabancıyı oynatma derdindesin. Ya ayıptır ya. Biraz özünüze dönün. Çıkın. Hiç değilse Türk çocuğuna biraz saygı gösterin. Ona inanın. Eğer biz Türk halkına, Türk insanına inanmazsak milli takım hiçbir yere gelmez. Hiçbir şey olmaz. Ama bu her şey için böyle. Bilimde de öyle, ilimde de öyle, sporda da öyle. Doğru. Ya beşinci sınıf antrenör dönerci çıraklığından antrenör olmuş adam, adam Türk futbolcusunu beğenmiyor. Niye beğenmiyorsun kardeşim? Bilmem ne, Avrupa'da bilmem ne. Ne alacağız? Sultanahmet'te kimi bulsan zenci getirdiler, Ankara gücünü oyuncu diye verdiler. Yani ilk devre yolladıkları 15 kişi, Allah'tan ikinci devre alelacele bir adamlar buldular, yabancıları aldılar da Ankara gücü takımı kümede kaldı. İlk devre 15 kişi, Ankara'ya hangi zenci inse taksici direkt Beştepe'ye getiriyor. Adam diyor ki bura diyor Ankara Gücü Kulübü. Ha diyor ben diyor topçuydum değil mi diyor adam. Direkt giriyor Ankara Gücü Kulübü'ne. Vallahi taksiciler biliyor değil mi? Abi canım ya.
Garajlarda ne kadar zenci, direkt 5 evlere. Çek, adam bura nere 5 evlere. Benim bir arkadaşım lan yani şey dedi, ben seyrediyoruz, bak da bak da. Ulan dedi, Kuzey Afrika'yı buraya taşımışlar dedi ya. Yemin İki Türk Kuzey takımı Afrika. Oynuyor. Evet. 22 tane futbolcu var, 19'u zenci. Ya böyle bir şey olabilir mi? Demin bir muhabbetiniz geçti. Dinledim. İşte milli takımdan hani İstiklal Marşı. Abi şimdi... Doğan'la. Doğan'la. Sahaya çıkan takımlara bir seyret abi şimdi. Galatasaray'la şeyi seyredelim. Kayseri'yi seyredelim. Bak abi Kayseri gibi yanında 9-10 tane yabancı var ya. Evet. Ya hayret bir şey ya. 19 tane yabancı var. 3 kişi İstiklal Marşı söylüyor statta. Onlar da yalandan kalıyor. Öbürleri böyle bakıyor etrafına. Ne diyorlar bunlar acaba diye. Ne kadar çirkin bir şey ya. Senle biz en az haftada bir kere buluşalım Melih, tamam mı? Tabii çok memnun oldum. Bana vakit ayıracak mısın? Sana bütün vakitlerim senin. Sen bizim çok sevdiğim bir kardeşimsin. Sağ ol. Çok teşekkür çok ediyorum Melih. Buraya kadar seni. Yordum estağfurullah. Seni. Estağfurullah. Çok sağ ol. Bundan çok sonra keyifli. Da bir liglerin değerlendirmesini yaparız. Yaparız. Tamam, bir başlangıç olsun. Teşekkür Ramazan, ederim. Ramazan, herkesin Ramazan'da kutlu olsun bu arada. Hadi. Herkesin olsun.